İki sene hazırlığı yapılmış. İşte propaganda videoları ilk 1-2 saatinde sosyal medyadan yağdırılmıyor. Çok hazırlıklı bir harekat çünkü. Neden önlenemedi? Neden İsrail hani gafil mi avlandı? Yoksa bu kadar herkesin işine gelen bu harekatın, bu saldırının önü mü açıldı? Buna yönelik bir iddiaydı. Mısır istihbaratında bir kaynak diyordu ki ya biz uyardık İsrail'i, ciddiye almadılar. Netanyahu kesinlikle hayır, uyarmadılar. Tamamen yanlış, yalan diyordu. Ama bu sefer Mısır'dan adını vermeyen bir kaynak değil, ABD Kongresi'nden gayet net bir biçimde Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı'ndan McCall'dan geldi açıklama. Kesin bilgidir. İsrail'e haber verildi diyor. İzleyelim. Sayın Gezen'in yorumuyla devam edelim. Mısır, Hamas'ın saldırı planı hakkında İsrail'i uyardı mı? Benjamin Netanyahu yalanlıyor, Amerikalı yetkililerse bilginin doğru olduğunu savunuyor. Son açıklama ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael McCaul'dan geldi. Mısır'ın İsraillileri saldırıdan 3 gün önce uyardığını biliyoruz dedi. Sanırım mesele uyarının hangi seviyede yapıldığı ile ilgili diye konuştu. Michael McCaul bu açıklamaları kongre üyeleriyle basına kapalı yapılan istihbarat brifinginden sonra gazetecilere yaptı. Gizli ayrıntılara çok fazla girmek istemediğini söyledi ama bir uyarı verildi dedi. Hamas'ın yaklaşık bir yıldır hazırlandığı saldırının İsrail'in dikkatinden nasıl kaçtığından emin olmadıklarını da söyledi. Kahire, İsrail'e erken uyarı yapıldığını resmi olarak teyit etmiyor. Ancak Amerikan basınına konuşan Mısırlı istihbarat yetkililerine göre Gazze'de büyük bir şey planlandığı uyarısı yapılmış, İsrail ise bunu hafife alıp Batı Şeria'ya odaklanmıştı. Bu iddialar İsrail Başbakanı'na sorulduğunda Benjamin Netanyahu tamamen yanlış diyerek kesin dille reddetti. İsrail'in istihbarat değerlendirmesinde vahim bir hata yaptığı konuşulurken Gazze'den ülkeye sızan Kassam Tugaylarının nasıl fark edilmediği de hala tartışma konusu. İsrail ordusundan itiraf gibi açıklamalar geldi. Gazze sınırında gözlemcilik yapan bir İsrail askeri o gün yaşananları anlattı. Haaretz gazetesinin haberine göre saldırı roket yağmuruyla başladı. Sonra gözlem sistemlerine ateş edildi. Tüm kameralar devre dışı kaldı. İsrail askerler roketler peşi sıra düşerken durumu üstlerine bildirmeyi başarsa da takviye güçlerin müdahale edip Kassam Tugaylarını durdurma şansı artık yoktu. Çünkü Kassam Tugaylarının hem sayısı fazlaydı hem de hızlı hareket ediyorlardı. Gözlem birliğine saklanmaları emredildi. 26 saat boyunca neredeyse yemeden içmeden beklediler. O sırada takviye İsrail güçleri komuta merkezine girmeye çalışan Kassam Tugaylarıyla çatıştı. Üçüncü sızma girişiminde her iki tarafında ağır kayıp verdiği aktarıldı. Sayın Gezer, Pearl Harbor yakıştırması var. 11 Eylül'ümüz bu bizim dedi. İsrail'den gelen açıklamada buydu ama malum Pearl Harbor'ın hikayesini herkes biliyor. Bir amaca ulaşmak için önlenmeyen, yani İkinci Dünya Savaşı'nda da Japonya'nın hamlelerini önlemiş ve nihayetinde Amerika'nın galibiyetini de getirmişti. Şimdi baktığımızda bu bilgileri siz neye yoruyorsunuz, yapılan bu açıklamaları? Amerika'dan gelen böyle bir açıklama ve tabii şu anda çok vahim bir durum var. Oradaki insanlar kan ağlıyorlar. Kimin işine yaradı deyince sizin değerlendirmeniz ne olur? Şimdi bir kere şunu söylemekte fayda var. Abdullah Hocam tabii bu konuları daha derinlemesine bilir. Şimdi Hamas'ın içinde sadece Mısırlı ajanlar değil. İsrailli vardır, Suud vardır, belki Türkiye'den bile vardır. Yani bir sürü başka ülkeden bir takım insanlar vardır. Şimdi dolayısıyla hadi Mısırlı bunu fark etti diyelim. İsrailli bunu nasıl fark etmedi? Şimdi bir takım açıklamalar var. İsrail basını mesela şunu söylüyor ısrarla. Aslında İsrail ordusu ve hem dış hem iç istihbarat kurumları vakti zamanında Netanyahu'ya böyle bir saldırı olabileceğini de tabii bu derece geniş olup olmayacağını onu bilemiyorum ama bir saldırı olabileceğini ama Netanyahu'nun bunu siyasi sahiplerle ordunun söylediğini ve istihbarat kuruluşlarını düşünerek
bunu reddettiğini iddia ediyor. Neden? Çünkü bu protesto gösterileri olurken yargı reformu yasası kapsamında malumunuz ordudan istifa edenler oldu. İspar kuruluşlarından Netanyahu'ya karşı duranlar oldu. Yani Netanyahu'nun da o gelen istihbari bilgiyi bilerek dikkate almadığı yönünde ve o yüzden de Netanyahu'yu suçlayan bir takım sadece bir iki yer, yani birkaç kaynakta gördüm ben bunu, İsrail kaynağında. Şimdi böyle bilgiler var. Şimdi bu kimin işine yarar? Şimdi bakın, bu tabii daha olayın o kadar başındayız ki olaylar geliştiği şeyleri konuşuyor olacağız. Bir kere hani o yüzden kayda ihtiyatla konuşma gereğini duyuyorum. Ama burada şimdi Hamas bir hamlede bulundu. Şimdi Hamas ne olarak, bu operasyon ne olarak hazırlanacak, hatırlanacak? Sarsılmaz bir güvenlik mimarisinin İsrail'in aslında hani düşündüğümüz gibi olmadığı. Ve İsrail'in bunu delmeyi başardığı. Yani buradan hani Hamas'a bir puan eklenecekse o. İsrail'in ise bu konuda çok ciddi bir zafiyet gösterdiği, hem askeri hem istihbari açıdan. Çünkü bakın, dünyanın dört bir yanından Yahudiler niçin bütün o istikrarsızlığa rağmen çevresindeki İsrail'e gidip yaşıyorlar? Çünkü orada güvende olduklarını bildikleri için. Şimdi o olay da bir kere bitti. Şimdi bakın, göreceksiniz, tersine göçler de başlayacak İsrail'den. Yani ciddi bir prestij kaybı var. Eğer şu anda bile Netanyahu'nun bu işine yaradıysa, ki biliyorsunuz Netanyahu iktidarda kalabilmek için yani ultra ortodoks aşırı sağcılarla bir koalisyon kurdu. Kendisine soruşturmalar var, sürüyor bunlar. Yani o konuları hani bir kenara bırakıp bir takım muafiyetlerden istifade, ayrıcalıklardan istifade edebilmek için yeniden hiç aslında normal şartlarda ittifak içerisinde olmayacağı bir takım gruplarla ittifak yaptı. Bu tabii yargı reformu yasası ciddi bir şekilde itibarını zedeledi. Çünkü hep ne diyordu? Ben İsrail tarihindeki en uzun başbakan olan insanım. Şimdi çok merak ediyorum, İleride insanlar geri dönüp baktıkları vakit Netanyahu'yu nasıl hatırlayacaklar? Geride bırakacağı miras. Yani hani kendince böyle, evet, en uzun İsrail'de başbakanlık yapan kişi olacak ama nasıl anılacak? Tarih kitapları bunu nasıl yazacak? Bunu biz ileride göreceğiz. Şimdi şu an işine yaramış olabilir ama bakın, İsrail şu anda şunu konuşuyor. Şimdi ulusal güvenlik kabinesi, ulusal birlik biliyorsunuz hükümeti kuruldu ve bir güvenlik kabinesi oluşturuldu. İşte Benny Gantz da ona katıldı vesaire. Muhalefetten kendisi eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanlığı da yapmış. Dolayısıyla hani askeri açıdan da çünkü baktığımız vakit Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir falan hani şeyden anlamayan bir insan. Ne askerlikten, ne istihbarattan, ne güvenlikten anlamayan bir insan. Dolayısıyla şunu söylüyorlar, önümüzdeki süreçte, yani şu sular bir durulsun, azil süreci başlayacak Netanyahu ile ilgili deniliyor. Yani bu savaştan muzaffer bile çıksa, o sarsılmaz güvenlik mimarisi ortadan kalktığı için, insanlar artık kendilerini güvende hissetmedikleri için bunun çok ciddi faturasını Netanyahu'dan çıkartacaklardır. Yani kısa vadede belirli ölçüde siyaseten işte veya İran'a yönelik olarak normal şartlar altında yapamayacağı bir operasyonu, Hizbullah'a yönelik olarak yapamayacağı bir operasyonu yapma imkanını vermiş olsa da bu, yanılıyor olabilirim tabii ki, Netanyahu'nun da siyaseten sonunu getirecek bir durum. Peki.